Sayın Rektörümüz Mustafa Soluk'un hazır olduğunu söylüyorlar. Sayın Rektörüm, saygılar sunuyorum. Sesini alabiliyor musunuz? Bir mukavit efendim. Sayın Solak, efendim 102.7 Radyo 03, 98.1 Radyo Armanı şu an ortak yayındayız. Gazeteci Arif Yağcı ve ben Yüksel Erçukan buradayız. Sayın Rektörüm, 15 Temmuz darbe gecesi bizler sabaha kadar yayın yaptık, halkı saldırıya davet ettik. Demokrasi nöbetleri hala devam ediyor. Siz de ilk duruşunuzla üniversiteyi temsilen demokrasi nöbetlemeye katılıyorsunuz. Takdire şayan çabalarınız, gayretleriniz olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Efendim 15 Temmuz'dan bu yana tam 15 gün geçti, bugün 30 Temmuz. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Akü bünyesinde de açığa almalar var, alınmalar var, gözaltına alınmalar var. Süreçle ilgili düşünceleriniz, üniversite bünyesindeki çalışmalarla ilgili, darbe girişimiyle ilgili ve süreçle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim Sayın Rektörüm? Tabii efendim. Önce çok teşekkür ediyorum. Çok sorumlu, düzenli, güzel bir medya sorumluluk içinde çalışıyorsunuz. Biz 15 Temmuz akşamı saat 15-11 sularında haber alınca öncelikle Sayın Valim'le aradık ve Valim'i bulup sonra intikal ettik. Sabah Sayın Valim'in bir cildinde onun yanında yazdık. Ekiplerimiz meydana etti. Rektör yardımcılarımız, kanserimiz hepsi meydana toplandı. Hepsini Arap Resetlisi'ne davet etti. Şimdi bu kalkışmaya, bu darbeye ilişkin FETÖ paralel devlet yapılanmasına ilişkin seçilmiştir Cumhurbaşkanı, seçilmiştir hükümet ve 15 yıldır bu ülkeye güzel hizmet eden bir mekanizmayı yok etme çalışmasını şiddetle takip ettik. Sabahın çıkışlarında üniversite senatosuzlara lanetlediğimizi ve sayfalarımızı duyuyoruz. Ardından hemen herkesi takipme bütün öğretim üyelerini ve personeli meydana davet ettik. İsim ekran gönderip. İkinci gün üniversite senatosundan uzun çok net bir kısama gerçekleştirdik. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın seçilmiş hükümetimizi bu sistemin daim yanında olduğunu hem her yerde dikkat hem de gayretlerimizle, çalışmalarımızla yapmaya bulunmaya çalıştık. Çünkü hukuk sisteminde böyle bir o demokratik ortamda demokrasi ortadan kaldıran, milli iradeyi yok eden, seçilmiş Cumhurbaşkanı canına, her şeyine katleden, seçilmiş hükümeti yoksa dış güçlerle birlikte ülkemizde nereye gidileceği belli olmayan bu lanet sistemi ortadan kaldırmaya, defetmeye, ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik ve böyle davrandık. Böyle davranmaya da devam ettik. 15 gece oradayız. Milletimizle beraberiz. İki gece organize, yani mekandaki çalışmalar yine sıra verdiğinde de görevimize tepkisinde de programları yapacağız efendim. Konuşarak, halkı uyararak, düşüncelerimizi söyleyerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza, seçilmiş hükümetimize bağlılığı beyan ederek, FETÖ seçimine karşı tavrımızı göstererek, bu tavrımızı devam edeceğiz. Kısaca buyurun. Evet efendim. Efendim yanımda gazeteci Arif Yağcı var. Araştırmacı gazeteci, duayen gazeteci, belgesel program yapımcı Sayın Yağcı'nın da size muhabbetini sunuyor. Size ben mikrofonu Sayın Yağcı'ya takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok dinliyorum efendim. Şimdi Sayın Afyon Kocatepe Rektörümüz Mustafa Solak gerekli her türlü derdi toplu açıklamasını yaptı. Zaten rektörlerimizin içerisinde devletin yanında, milletinin yanında olan bir rektörümüz. Biz bu konuyu her zaman dile getirdik, anlattık ve zaten 15 Temmuz gecesinden şu güne kadar devamlı meydanda bulunan, halkın içinde bulunan, demokrasi nöbetine devam eden
ve Cumhurbaşkanımızın tamam deyinceye kadar da bu nöbetine sürdürecek olan, sürdüren böylesine bir rektöre sahibiz. Aynı zamanda tabii üniversitemizin içerisinde ne kadar FETÖ bulaşığı varsa bunu da temizleyecek, zaten temizlemeye başladı. Biz rektörümüzü seviyor, takdir ediyoruz. Böylesine bir bilim adamının üniversitemizin başında bulunması, rektörümüz olması bizim için de ayrıca bir onur ve gurur vesilesi. Evet. Sevgili rektörüm, saygı ve selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bence bu kutsal görevimizin devamını biliyorum. Ona sağlık diliyorum. Şu anda hastalıkçıyım. Bir ihtiyacınız varsa da her daim hepinizde yakınlayın. Tüm Afyon Karabiçanlı olduğu gibi medya mensuplarına da en üstünde de hizmet vermeyi bir görev, bir ibadet sayıyorum. Sayın rektörüm, şaka bir tarafa, hastalandığımız zaman alo diyeceğimiz bir büyüğümüz, bir abimiz, bir hocamız, bir rektörümüz var. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Peki efendim, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar diliyorum. Demokrasi olan hakkınıza gerçekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Her şey gözünüz olsun efendim. Saygılar, hürmetler, sayın. Hoşçakalın efendim. Hepinize selamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli Necden Akü Rektörümüz Mustafa Solak hocamız katıldı. Çok teşekkür ediyoruz.